Merhaba arkadaşlar, Yüz Düşü Ara, Yüz Vlookup video serimizin 8.sine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Düşü Ara Vlookup işlemindeki tam eşleşme, yakın eşleşme konusuna ilişkin çalışma yapıyor olacağız. Yani exact match ve close match gibi. Şimdi biliyorsunuz biz ilk örneğimizde hep yaparken, ilk serimiz, ilk videoda hep ne yapmış olduk? Normal bir Düşü Ara işlemini yaptık, buradan yazalım. Düşe ara işlemini sanıyorum burada vardır. Bunu ara, nerede ara? Ürünler sayfasında kodundan buraya kadar ara dedik. 2 dedik aralık bak. Cup value. Burada da hep dedik ki tam karşılığını istiyoruz. Bakın tam eşleştirme ve yakın eşleştirme. Ve buraya biz yanlış yazmamız gerekiyor. Yani bu yanlış, hata yanlışı değil. Doğru yanlışın yanlışı. Veya kısaca sıfır yazarak kullandık, kullanıyoruz bugüne kadar da çoğu örneğimizde. İşte bu da, burada bir hata var düzeltelim. Bu da tam eşleşme anlamına geliyor. Ve bu şekilde tam karşılıkları aranıyor. Bulamayanlar gelmiyor. Düşü aranın kullanımı. Yani burada sıfır ya da gördüğünüz gibi yakın tam eşleşmenin karşılığı yanlış yazarak da geliyor. Peki o zaman hep karıştırılan yakın eşleşme nedir? Yakın eşleşme şöyle yapacağımız gibi 8'de, 9'da, 10'da daha sonraki örnekte hep bir sayısal veriyi bir aralıkta bakıp o aralığa göre değer vermek anlamı değil. Yani kesinlikle şu değil. Burada 11-15 numaralı ürün yok. Siz bunu burada yakın eşleştirmeye evet derseniz bir yazarak ya da doğru yazarak yakın eşleştirmeye evet derseniz bakın bu ne yapar? Hem buna bir örnek şey karşılık getirir ki tamamıyla sistematik değil saçma sapan bir şey. Bakın gitti hepsine başka karşılıklar buldu. Bunları da değiştirdi. Muhtemelen kontrol edersiniz. Yani bir öncekine göre farklı şeyler var. Özellikle sanıyorum şuradaki gofret şey oluyor bakın puding oluyor. Ctrl-Z kontrolü yapıyor. Demek ki yakın eşleştirme bulunamayan bir ürün kodunun ya da bulunamayan bir kişinin yanına onun yaklaşıydı, Ali'ydi, Ahmet'ti getirme diye bir şey değil. Yakın eşleştirme sayısal bir alanda kullanacağımız şey. Ve son olarak şunu da belirtelim. Ürün kodları gibi, ürün adları gibi ya da kişi adları gibi aralarda bizim özel bir durum yok ise yani hep sıfır kullanarak yani yanlışı kullanarak buradaki tam eşleştirme yapmamız gerekir. Tam eşleştirme yaparak varsa var yoksa bizim yok bulamadı. Yani bunun yakınına karşını buluyorum diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Çünkü böyle bir kod yok. Bunu sileceğiz veya düzelteceğiz veya buraya hata kontrolüyle biliyorsunuz yaptık. Çeşitli mesajlar getiriyor olacağız. Bunları hep önceki videolarımızın serisinde bakarsanız görürsünüz. Şimdi devam edelim. O zaman yaklaşık eşleştirme nedir? Onu örnekleyelim. Yakın eşleştirme, yaklaşık eşleştirmedir ya da close match nedir orijinalıyla onu örnekleyelim. Şimdi burada bakın sayısal bir takım veriler var. Onlara ilişkin iskonto oranı bulunacak. Yine diğer bir videoda yapacağım not bulunacak. Yine herhangi bir ürünün fiyatı bulunacak şeklinde. Peki hemen bu örneğimizi yapalım. Normal düşe ara VLOOKUP'u yazdığımı düşünelim. Bu aranacak. Burada aranacak değil mi? 3 alan var. 1, 2. Aslında 1. ve 3. ilgilendiriyor. Sabitliyorum F4 tuşuyla. 3 yazdım çünkü 1, 2, 3. Ve biz hep biliyorsunuz tam eşleşme, tam eşleşme. Ya yanlış yazarak ya sıfır yazarak hep kullandık ki hep bugüne kadar yaptığımız ürün koduydu, adıydı. Sistem bu şekilde. Şimdi de aynı şekilde yine tam eşleşmeyi kullanacak şekilde yapalım. Sıfır yazarak veya yanlış yazarak. Sıfır yazarak. Bakın tam eşleşme hepsi için getir. Sadece eğer bir tanesinin tam karşılığı olsaydı örnek şuraya onu yapıştırdım. 101 bin. Ha, bakın 101 bini oranda verelim bunlara. 101 binin karşılığı %3 geldi. Peki 44 bin nedir? Bunu buldu getirdi nedir? İşte bu durumda buradan da açacak olursak
Aralık bak kısmına artık tam eşleşme değil de yakın eşleşme. Bunu bir yazarak ya da buraya bir yazarak ya da doğru seçeneğini yani yaklaşık eşleşmeyi seçerek close match'i yaklaşık eşleşmeyi seçerek kullanıyoruz. Evet, yaklaşık eşleşme gördüğünüz gibi hepsini getirdi. Şimdi düzeltelim isterseniz terminoloji olarak yanlış bir şey ifade etmeyelim. Yaklaşık eşleşme. Peki geldik. Buradaki peki mantık nedir? Mantık şu. Şimdi 44.000 sıfırdan buraya kadar yani 101.000'e kadar olan değerlerin hepsi %1 iskontoya düşecekler. Yani siz burada 30.000'de yazsanız, 3.000'de yazsanız, 99.000'de yazsanız hepsi neye gelecek? %1'e. Ne zaman ki 100.000 bir ve üzeri atıyorum işte 200.000 yazdınız o da %3'e denk geliyor. Ta 500.000'e kadar 400.000'de yazsanız yine %3'lük sınıfa. 500.000 birden itibaren efendim 700.000 yazdım 670.000 bakın %5'e geldi. Demek ki aralık şöyle eşleşiyor. Burası sıralı bir şekilde olacak. Böyle bir düzenlememiz olacak kuralımız. Bu para geldi, buradan geldi. Nereye eşleşiyor? Bundan düşüğe eşleşiyor burası. Yani düşüğe eşleşmek gibi, yani bir küçüğüne, bir altına eşleşmek gibi, alt sınır gibi nasıl adlandırırsak işte farklı örneklerimiz de olacak. Demek ki yaklaşık eşleştirme demek, daha önceki sümlede farklı adlandırdık. Yakın eşleşme, yaklaşık eşleştirme her neyse. Kesinlikle şu değil. Onu uyarmak isterim öncelikle. Ya bu şeyle bulamıyor. Sıfır deyince bulamıyor. Bir diyelim. Yanlış deyince bulamıyor. Ona biz doğruyu yazalım. Yaklaşık eşleştirme yapsın. Neyi getiriyor ama burada bakın. Gidip çikolatalı gofret yerine farklı puding getiriyor. Yani saçmalıyor. Demek ki birebir kodunu veya adını aradığımız şeyde kesinlikle yaklaşık eşleştirme söz konusu değil. Ancak sayısal bir tabloda bu bir sayısal aralık olabilir. Bu bir notların getirilmesi olabilir. Diğer videoda 10. 9. da yapıyor olacağız. 10. da yine fiyatı var. Fiyatından, buradaki fiyatından ürün adını bulmak gibi bir çalışma birazdan yapıyor olacağız. O şekilde de yine kullanım söz konusu olacaktır. Yani fiyatını vererek ürün adını bulmak gibi bir çalışmada da aynı şekilde yaklaşık eşleştirme yapılıyor. Evet, bir diğer videomuzda serimizin görüşmek üzere. Hoşçakalın.